Ne duruyorsunuz? Alın. Osman'ı yakaladık efendim. Emrettiğiniz gibi getiriyorlar. Bugün titanların günü. Titanların günü bugün. Cehenneme hoş geldin Osman. Zebani'de sen misin yoksa? Zebani mi, Azrail mi? Anlayacaksın. Eyvallah. Haydi Allah! Osman'ı içeri sokun çabuk! Çabuk! Bu kapıyı kapatın çabuk! Thank you.
Osman'la beraber 3 Türk daha gelmiş. Filatison'la ilgileniyor efendim. Osman. Şu kapıyı. Bu kaleye bu kadar sık gelmemelisin. Hayır, düşünüyorum da sen acaba hırsının mı kurbanı oldun? Daha da sık geleceğim. Ta ki siz bu kaleden çıkana dek. Daha sık geleceksin. Umut severim. Hacer! Çabuk olun! Osman, farkında mısın bilmiyorum ama biraz sonra öleceksin. Bize böyle yaşamayı öğrettiler Nikola. Az sonra ölecek gibi. Az sonra ölecekmiş gibi, ha? Türkler hakkında bir sürü şey öğrendim. Bunların hepsini toplasan Osman, bir tane kitap eder. Bilene cümle alemi bir araya getirsen tek bir kitap eder. Bize oku denilmiştir. Bu yüzden oklarımızın bile hedefi tektir. Zikrimiz tektir. Fikrimiz tektir. Bizi yenilmez yapan da işte budur. Ama yenildin Osman. Yenildin. Ölümü şehadet belleyenler yenilmez Nikola. Bizim yolumuz zafer. Adımız muzafferdir. Ama yenildin Osman. Yenildin. Hayır, yani bu şekilde kaleye gelip ne yapabileceğini düşünüyorsun. Ne olabilirdi yani? Yenildin. İşte bu. Bulun onları. Kaleden çıkmalarına izin vermeyin. Nikola! Neler oluyor? İçeride vuruşma var efendim. Osman iplerinden kurtulmuş olmalı. Nikola! Nikola! Nikola!
Nikola! Nikola! Nikola iyi misin? Nikola! 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 Lanet ol, açılmıyor. Öldüreceğim seni Osman. Tek vurum başından ayrılmayın. Osman! Kaçamayacaksın Osman! Kaçamayacaksın! Çıkıyorlar! Haydi! Haydi lan!
Altınları verip esirleri kurtaracağız kardeşler. Gene geleceğim. Bunu duyduğun vakit işaretlediğim yere bir saman arabası getiresin. Osman! Bir gün bu oyunlar bitecek Osman. Bir gün bu oyunlar bitecek. Biz seninle karşı karşıya geleceğiz. Aslan avcısı Filatyos ve Kara Osman. İşte o gün. İşte o gün sana söz veriyorum. Söz veriyorum, senin ciğerini söküp yiyeceğim. Açın şu kapıyı. Açın. Haydi! Tekfur Nikola ölüyor. Tekfur Nikola ölüyor. Ölüyor mu? Nasıl olur bu? Çabuk ol. Koşun. Nikola. Hani Roma yeniden büyük ve gururlu olacaktı Nikola? Hı? Hani sancağımızı ta Kudüs'e kadar götürecektik? Nikola. Duy beni Nikola. Duy beni. Seni artık kim diriltecek Roma?
bizim topraklarımıza da işte bu hançer gibi girdiler Nikola. Ama sana söz veriyorum. Onları bu topraklardan bu hançeri çıkarır gibi çıkaracağım. Nikola! 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 Asker, hekim çağır! Nikola! Nikola! Dayan dostum! Dayan dostum! Nikola! Nikola! Sen orada ne ederdin? Onu öldürdük mü? Hançer tam girmedi. Sana gelme dediydim. Ben pusat kuşanıp cenk etmek ve bu uğurda ölmek isterim. Yakalayın şunu. Benim Osman. Ya! Aygül. Senin ne işin var burada? Sana yardıma geldim. Senlik bir iş yoktur burada. Geri dönesin. Ölürüm diye mi korkarsın Osman? Korkma. Ben zaten öldüm. Sana yardıma gelmiş bir ruhum ben. Git desen de gitmem. Aygül dediğimi yapasın. Peşimden gelmeyesin. Sana yardım etmek isterim. O vakit benim sözümü dinleyesin. Gelmeyesin Aygül. Buyruk senindir beyim. Beni senin gözlerin öldürdü Osman. Bana düşman ne yapabilir? Yollarını bekleyerek büyüdüm Osman.
Senin yolunda ölmekten beni sen bile alıkoyamazsın. Sana gelme dedim. Sen de geldin. Doğrudur dedin. Ne diye geldin? Beni sigaya çekme Osman. Beni gör. Ben gayrı eski Aygül değilim. Gayrı Alp olmak istiyorum. Şehit olup uçmağa varmak isterim. Yoktu. Şurada taş yakasın. Emmi kızının yarasını da alacağım. Güzel bala. Sen evladın olmadığına yanarsın. Aha bak, Aygül de evladı olduğu için yanar. O sebeptendir işte. Her şeyin hayırlısı derler. Ve yaradan ümidinizi kesmeyin buyurmuştur. Ümit edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Osman Bey'i çok mu seversin Bala? Ne kadar çok seversin? Bu sualine cevap vermek zorunda değilim Targun. Lakin madem çok merak ettin... Sevgisi buraya sığabilsin de yiyor. Her şeyi çıkarıp attım. Bir adamı bu kadar çok sevseydim... ...kalbinde benden başka ne var ne yoksa söküp atardım. Osman o etin hakkından gelmiş midir ha? Madalyon bir harita hayatınızı kurtarmış Tekfur Nikola. Geçmiş olsun.
İmparatoru Nikola. Demek imparator olmak istiyorsun ha? Başardı Flatius. Kaleye girdi. Tuzağı açtı. Beni öldürdü. Seni hayallerin kurtardı Nikola. İmparator olma hayallerin. Bu bir işaret. Yeniden doğdun Flatius. Kara boğayı öldüren Mitra gibi. Krallarım tanrısı Dionysos gibi yeniden. Ya da İsa Mesih gibi. Sana ant içiyorum Flatius. Bunun hesabını soracağım. Kayaların çadırların arasında dolaşıp onları tek tek kazığa oturtacağım. Öyle ki kazıklardan orman yapacağım. Aygül. Aygül. Aygül veresin ben yapayım. Aygül. Aygül kızgın demirdin. Ne dersin? Kızgın demirdir. Acıtır emmi kızı. Bu kızgın demirden daha çok canını acıtan nedir Aygül? Diyesin hele nedir? Benim bir bebeğim var Osman. Ne bebeği? Bir bebek Osman. Acışarda. Kafasını kestiğin adamdan. O nasıl laf öyle Aygül? Ne Alişar'ı? Verilen her can Allah'tandır bir kere. Ha.
Demek benim yeğenim oldu ha. Erkek midir peki? Yasin Ali erkek midir? Adı nedir peki? Adı yok. Adı yok mu? O vakit ona adını emmisi verir. Adı Kayı Alp olsun. Kayı Alp olsun. Demek bir Alp'imiz daha oldu beyim. İnşallah Aygül Hatun gibi savaşçı olur. He ya. Azal. Dündar Bey, bu kılıcı kullanmamı ister misin? Kime kullanacaksın o kılıcı? Kızına. Sen ne dersin hatun? Kızıma nasıl kullanacaksın o kılıcı? İşte böyle. Onun bana kullandığı gibi. Aygün nerededir? Çoktan dönmüş obaya. Selcan Hatun saklamış onu herkesten. Bir alp gibi yetiştirip üstüme saldırttı. Öldürüyordu beni az kalsın. Şimdi sana sorarım Dündar Bey. Bir daha... Ne vakit saldıracak diye oturup bekleyelim mi? Yoksa kılıcımı çekip saldırayım mı ona? Kızım nerededir? Nerede? Nerede? Destur var mıdır Dündar Bey? Gelesin Selcan Hatun. Vakit tekrar gelirim. Durasın Selcan Hatun.
Kimindir o bebek? Kızının. Aygül'ün. Sen. Sen ne dersin? Aygül'ün mü? Nasıl? Osman'ın kellesini kestiği adamdan. Alişar'dan. Siz bu bebeği bu vakte kadar neden sakladınız benden? Neden? Nasıl sağ dönebilir? Aygül. Baban nerede olduğunuzu merak eder Aygül. Kulacahisar'daydık. Kafirin inine girdik. Nikola'nın kalbine hançerimizi saplayıp selametle çıktık. Ne ettiniz? Merhaba bey. Üzülmüş gibisin. Osman. Merak etmeyesin. Hançer tam da kalbine gelmedi. İhtimali yok ki hayattadır. Koşup geçmiş olsun diyesiniz. Sen artık laf dinlemeyi geçtin. Haddini aşarsın Osman. Başımıza asi kesildin. Ben kimseye asi kesilmek için etmedim. Onlara o kalede rahat yüzü görmeyeceklerini göstermek için gittim. Ya! Kardeşim olmasan...
Her şey ne kolay olurdu değil mi ağabey? Lakin kardeşinizim. Siz istemeseniz de Kayı'ya hizmet edeceğim. Siz istemeseniz de her gün düşman kalesi basacağım. Siz istemeseniz de her gün savaşacağım. Ta ki obamız rahat yüzü görsün. Düşmanlarını iyice bellesin. Nikola. Hazır soştum. Kendinize gelin. Hala zafer bizimdir. Biz Kulaca'yı zarf ettik. Onlar ancak esirlerini kurtardılar. Biz ne yaptık? Kayı babasına hançer gibi girdik. Onlar beni hançerlediler. Şunu asla unutmayın. Büyük devletler savaş kazanır. Savaş. Küçükleri ise kahramanlıklarıyla avunurlar. Avuntu sevmem. Biz yolumuza bakacağız. Kayıların bizden aldığı ne varsa hepsini tek tek geri alacağız. Elbet bize saldıracaklar. Gelip bizi yaralayacaklar. Size bunun kolay olacağını kim söyledi ki? Kim? Aziz dostum, kolay zafer var mıdır? Kolay zafer yok Nikola. Kolay zafer yok. Nerede başında zafer tacı olan birini görürseniz bilin ki nice acılar çekmiştir. O zaman biz ne yapacağız? Biz de acıya talip olacağız. Sonra Roma'yı yeniden dirilteceğiz. Yarın sülhü olacağız. Yakacağız, yıkacağız. Yeniden işgale hazır hale getireceğiz. Varsın Osman, bu küçük kahramanlıklarıyla oyalansın. Biz onlara yaşayacak yer, basılacak toprak, alacak nefes bırakmayacağız. Ben bugün yeniden doğdum. Karaboğa'yı öldüren Mitra gibi, kralların tanrısı Dionysos gibi yeniden doğdum. Yeniden doğanı kim öldürebilir? Yeniden doğanı kim yenebilir? Artık ölümsüzüm ben. Ölümsüz! Çok yaşa Nikola! 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 Çok yaşa Nikola!
Bismillahirrahmanirrahim. Ey ahali! Kayaya yeni bir alp gelmiştir. Adı Kaya Alp'tir. Dedesi Süleyman Şahoğlu Dündar Bey. Anası da Kulucahisar Gazisi Aygül Hatun'dur. Kayı terbiyesi alacak, halkının şerefli bir ferdi olacaktır. Ben senin yüreğine kurban olurum. Sen bu obanın gururusun oğlum. Aygül Hatun, haydi. Atından inesin de seni hasretle bekleyen babanla kucaklaşasın. Kazadır, olur. Ah. Sen niye saklanırsın ki kızım? Utanması gereken sen değilsin. Aygül'üm, torunumu niye gizledin benden? Neden? Thank you.
Balam. Hadi gidelim. Benim geldiğime sevinen kim varsa buyursun gelsin. Sen nasıl istersen beyim. Bak atam Farabi ne diyor. Şehir, faziletli fikirler etrafında toplanan ve komşuluk münasebeti içeren bir cemiyeti ifade eder. Onların taştan evlerde ya da çadırlarda olmaları fark etmez. Çadırlarla kurulu bir oba şehir olabilir mi? Neden olmasın ki Lenem? Yeter ki fikirler bir olsun. Taştan ya da kerpiçten ev dikmek neden medeniyet olsun ki? Medeniyet büyük bir zelzeleden sonra kalan şeydir. Büyük bir zelzeleden sonra geriye ne kalır savcım? Saygı, sevgi, merhamet, vakar, onur ve iman. Yani her şey Lenem. Her şey. Türklük ulu bir ağaçtır. Oğuz o ağacın en büyük dalı. Kayı ise o dalın en yeşil yaprağıdır. Bizler şeyin peşindeyiz Lenem. Ben senin kalbinde neredeyim Osman? Devlet ve millet sevgisinden bana değer kalmış mıdır? Balam. Kalp bir mahşer çiçeğidir. Aşk ise Allah'a uzanan yapraklarıdır. Sen de benim bahçemsin.
Balam. Sen benim ışığımsın. Karanlık senin gözlerinin ateşiyle aydınlanır. Senin gülüşünle bütün hüzünler dağılır balam. Sen devleti milletimi kıskanırsın. Ya aşıklar olmasa, aşk olmasa onlar neye yarar ki? Bir seher vakti sürüldük evimizden. Hangi şehre gitsek oralı değiliz. Siyah gecelerden uzun bir ahımız var. Bir heybe, bir asa, bir Allah'ımız var. Bir Allah'ımız var. Bir Allah'ımız var. Her nefes senden, her nefes senin. Sen olmasan olur muydu sevgi? Kim bu adam? Belli ki zavallının biri. Tekfur Nikola çok değişmiş. Yeniden doğdu. Umarım bahsettikleri kadar vahşisindir Cerkutay. Çünkü seninle korkunç şeyler yapacağız. Size korkunç gelen bizim için sevimlidir Flatius. Göreceğiz Cerkutay. Kulucahisar'a vardığımda kafir beni beklerdi. Obada bir hain vardır. Burada ne ettiğimi öğrenip kafire haber uçurmuşlar. Dargun Hatun'dan şüphelenirim. Bala, gözünü üstünden ayırmayasın. Onu adım adım takip edersin. Sen nasıl dersen beyim. Lakin emin misin? Bir delilim yoktur. Lakin sen delil getirirsen ben de bu işin ardını getiririm. Merak etmeyesin. Gözün hiç arkada kalmasın. Eyvallah. Eyvallah. Yenge, sen de şöyle bir ağzını arayasın. Dayım, destur var mıdır?
Gelesin Boran. Beyim, Kumral Abdal'dan haber geldi. Filatios yanında adamlarıyla Söğüt'e gitmekteymiş. Söğüt'e mi? Mamsı Bey'e haber edesin. Tez Alp Çadırı'nda buluşalım. Diyesin hele Bora. Beyim, Yallık Arslan Dündar Bey'in otağındadır. Osman, oraya gitmeyesin. Korkarım yine birbirinize girersiniz. Öyle olacak. Lakin başka bir çarem yoktur. Yine bir işler çevirirler. Ne ettiklerini, ne hedeflediklerini bilmem lazım. Osman. Huzur ne zaman gelecek? Evlatlarımızın huzuru için çabalarım balam. Bize yazılan mücadeledir. Bugün ne olursa olsun, Metin olasın. Evlatlarımız için. Kılıcı hasara girmiş ha. Nikola'yı da ağır yaralamış. Kurduğum oyunu daha kaç kere bozacaksın ha? Kaç kere? Ne oyunundan bahsedersin Yavlak Arslan? Ne oyunundan bahsedersin Yavlak Arslan? Hani yolları ayırmış idin Osman? Şimdi niye gelirsin? Sen oturanları sevmez idin. Şimdi oturmaya mı geldin? Bensiz iş çevireceksen bu obaya gelmeyeceksin. Kaleye girmişsin Osman. Nikola'yı kalbinden vurmuşsun. Öyle istedi. Onu yere sermişsin ama öldürememişsin. Daha alacağı nefes varmış. Lakin şimdi bellemiştir. O kale gayrı onun değildir. İstediğim vakit onların kellesini keser çıkarım. Buna rağmen bize sulh talep etti. Sulh mu? O it ölmüş olaydı iyiydi. O vakit dilediğimizi alırdık. Lakin şimdi müzakerelerde bu mesele de önümüze gelecek. Ne sulhü, ne müzakeresi? Osman, benim bu sulhe ihtiyacım var. Benim maksadım Nikola'yla kardeş olmak değil, onu hazırlıksız yakalamak. Kendi kalesi baskın yemiş. Adamları öldürülmüş Nikola. Öfkeden deliye döneceğine kalkmış bir de alelacele sulhten mi bahseder?
Elinde böyle bir güç olan neden barış istesin ki? Uçan ataşlarla dolu olan fıçıyı Söğüt'e götürün. Fladis onlara ne yapacağını iyi biliyor. Osman. Bakalım Söğüt'ün yakıldığını duyunca ne yapacak? Var sen küçük kahramanlıklar peşinde koş. Ben de asıl hedefime doğru ilerleyeceğim. Nikola'nın vakte ihtiyacı olduğunu hepimiz iyi biliriz. Sen de şunu iyi belliyorsun Osman. O vakte bizim de ihtiyacımız var. Sizin duracak bir an vaktiniz yoktur. Siz burada sulh hakkında konuşurken... onlar bizi vuracak desem inanacak mısınız? Yine bu haberleri nereden alırsın Osman? Nereden aldığımın bir önemi yok. Siz dediklerime bakarsınız. Yeter artık Osman! Toyumu geldin o gün bastın. Babanın, emminin, ağabeylerinin hatına sana sesimi çıkartmadım. Lakin bu sefer ayağıma dolanırsan, sulhü tehlikeye düşürecek bir davranışta bulunursan... Söyle köpek! Köpek söyle! Ne edersin? Söyle! Osman! Osman! Sen sanırsın ki onlar bizi sulhe davet eder, biz de saf çocuklar gibi inanırız, he? Ağabey! Hayır Osman, öyle değil. Biz sulhu konuşurken onlar Söğüt'e saldırmayacak. Emminle ağabeyin sulhu konuşurken ben İnegöl'e saldıracağım. Sen de oyun çevirirsin öyle mi? He. Bugün buraya bu haberi vermek için geldim. Bu çok tehlikeli bir oyundur Yavlak Arslan. Emmimden ve benden kalbinden yaralı bir adamın kalesine gitmemizi istersin. Üstelik peşinden iş çevirirsin. Merak etmeyesin savcı bey. Nikola beni karşısına almayı göze almaz. Size bir şey yaparsa Kuluca Hisar'ı onun başına yıkacağımı çok iyi bilir. Hepiniz yanlış yoldasınız. Bugünün işi Söğüt'tür. Kuluca Hisar yarının işidir. İnegöl ise daha sonranın. Ben İnegöl'ü düşürürsem Nikola Kuluca Hisar'da tutunabilir mi ha Osman? Sen İnegöl'ü düşüremezsin. Olan yalnızca ağabeyime ve emmime olur. Müdafaa etmeye çalışırken bile haddini aşarsın Osman. Sen koyun ağlına giren kurt misali Kulaca Hisar'a girip çıktıysan biz de gerektiğinde aslan kesiliriz. Ceylan sürüsünü vurup çıkarız. Eyvallah ağabey. Eyvallah. Ondan şüphem yoktur. Lakin düşmanın hançeri Söğüt'ü gösterir. Ben Söğüt'e gideceğim. Varsın Yavlak İnegöl'e gitsin. Siz de Nikola'nın tuzağına düşün. Lakin şunu bilesiniz. Nikola'nın askerleri geçitleri tuttuğunda... bir kükremeniz yetecektir. Kardeşiniz o kapıyı kırar, sizi yine kurtarır.
kafir düşman gemi iyice azıya aldı. Söğüt'ün ufuklarında kara alametler belirdi. Belli ki Nikola'nın göğsüne saplanan hançerin diyetini isterler. Sanırlar ki Hulusi Hisar'ın bedeli küçücük bir hançer yarasıdır. Daha benim gayretim bitmiş mi ki bizden diyet isterler? Benim yüreğim soğumuş mu ki yüreğimi dağlamak isterler? Atam Oğuz Kağan'ın ruhuna and içerim ki yüreğim soğumamıştır. Kardeşler, Hulusi Hisar'ın kapılarına dayanacağımız günler yakındır. Bugün Söğüt'ten düşmanı söküp atacağız. Yarın, belki yarından da yakın, gaziler ve şehitler emaneti olan Hulusi Hisar'a varacağız. Allah Ekber! Allah Allah diyen gaziler aşkına. Kanlı pusatlara atılan şehitler aşkına. Gaziler Serdarı Süleyman Şah aşkına. Allah Ekber! Bizden zafer bekleyen Yiğitler Sultanı Ertuğrul Gazi aşkına. Allah Ekber! Allah Ekber! Allah Ekber! Merak etmeyesiniz. Bir terslik olmayacak. İnegöl'den zafer haberlerini bekliyoruz o vakit. Bundan böyle bütün himmetimizi Kulacayı sana vereceğiz. Elbette Dündar Bey, hiç şüpheniz olmasın. Babamız ve otağımız sana emanettir ağabey. Sen merak etmezsin kardeşim. Siz varın gidin hele. Eyvallah. Buyur bey. Obada neler olur? Dündar, savcı ve gündüz Yavlak Arslan'la istişare eder bey. Yavlak Arslan mı? Doğrudur bey. Ya Osman? Beyim, Osman bey alpleriyledir. Yere çıkacağı kaza öncesi adınızı haykırırlar bey. Demek yine kazaya gider. Demek adımı haykırır. Osman bey sizin gibidir bey. Sizin gençliğiniz gibidir bey. Var olsun Osman. Bir gün o da bey olsun. Adını haykırsınlar. Amin bey. Amin. Kolay gelsin. Sağ olasın. Hep mi böyleydi? Değildi. Sevmediği bir adamla evlendirildi, sonra böyle oldu. Yoksa Selcan Hatun mu onu böyle yaptı? Selcan Hatun bu obanın en güçlü kadını değil mi?
Yaşından ötürü herkes hürmet eder. Lakin bu işler yaşla değil başla olur. Maşallah benim kızlarıma kafa kafaya vermiş. Ne kaynatırsınız böyle? Aygül Hatun hakkında konuşurduk. Halini üzülürüz. Neyi varmış ki Aygül'ümün? Çok iyi bir savaşçı. Gurur duyulacak biri. He, öyle. Sen de öylesin güzel kızım. Bey kızısın. Babanın ne yiğit biri olduğunu öğrendik. Canına nasıl kıydıklarını da. Seni niye esir aldı bu kafirler? Babamdan sonra ben gelirim Selcan Hatun. Beni esir almasalardı başlarına geleceği iyi bilirlerdi. Öyle ya. Lakin bu kadar mühim bir hatunsan, ne soydaşların ne Nikola denen o kafir seni arayıp sormaz a kızım. Targun, bu nice iştir kızım. De hele. Selcan Hatun. He. Aygül Dündar Bey'in otağındadır. Hazal Hatun da Dündar Bey'in otağına girdi. İmtide gözünü beyliğe mi diktin Aygül? Gözümü sana diktim Hazal. Gözümü anamın katiline diktim. Ananın bütün kayı beylerinin ve dahi kadınlarının canına kastettiğini hatırlamaz mısın? Aygül. Seninle bir hesabım vardı Hazal. Ben onu hatırlarım. Kılıcı nereden buldun Lena? Eline de pek yakışmış. Otağda elinde kılıçla dolanan bir divane varsa tedbir alacaksın Aygül. Sen tepeden tırnağa tedbir olsan ne olur Lena? Dikkat edesin Aygül. Ben senin üvey anan değilim. Gözünün yaşına bakmam. Haydi çabuk olasın, emmime yetişmem lazım. Savcı bey. Dündar Bey'in otağından sesler gelir. Yetiş. Lena Hatun ve Aygül Hatun birbirlerine girdiler. Ne? Al bakalım Rum kızı.
Alişan'ın karısı. Yaklaşmayasın savcı bey. Sen Osman Bey'in alpı değil misin? Ha? Bey'in Söğüt'e sefere gitmişken senin burada ne işin vardır? Demek Osman Bey Söğüt'e gitti. Seninle bir derdim yoktur savcı bey. Ama bu mesele burada kapanmaz. İyi misin? Savcı bey. Bu kadın bu obadan gitmezse ya Hazal Hatun ya ben ya da o ölecek. Dur bakalım. Ne var bunların içinde? Gemlikten gelir. Zeytinyağıdır. Aç bakalım. Buyuruz. Güzelmiş. Geç bakalım. İşte başlıyoruz Cerkutay. Herkes görev yerine. Demek buradan ayrılırız ha evlat. Doğrudur Bamsı Bey. Çakalların niyetini öğrenince de haberleşiriz. Onların niyeti anlaşılınca bizimki de belli olacak. Eyvallah aslanıma. Eyvallah. Yolunuz açık ola. Eyvallah. Kasamız mübarek ola. Haydi! Yallah! Ya!
maksadımız da, muradımız da rızayı ilahidir. Duyarlara Allah'ın adını yaymak, hak olan dinini ötelere taşımak için geldik. Zalimlere karşı bizi kollayan, yüreğimize iman nuru veren yüce Allah'a hamdolsun. Sonsuza kadar adalet, sonsuza kadar hürriyet. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Osman Bey Söğüt'e gidiyor. Bana saldır. Saldırayım mı? Sana saldır dedim. Targun Hatun, burada ne olur? Sana dedim Targun, ne olur burada ne ararsın? Kimdir bu adam? Osman obadan ayrıldı. Söğüt'e gidiyor. Bu ne demek olur? Obada bir hain olduğu anlamına gelir. Bu adamla haberleşir. Kim bilir Osman Bey'in hareketlerini kimlere yetiştirirlerdi. Sen ne arardın burada? Oturmaya alışkın değilim Bala Hatun. Gezinmeye çıkmıştım. Sonra bu adamı gördüm uzaktan. Bir şeyler karıştırdığını anladım hemen. Bir daha kimseye demeden uzaklaşma. Sen bize emanetsin. Malum obayı terk eden kurtlara yem olur. Haydi obaya dönelim. Haydi. Olur Nikola. Bu kaleye medeniyet geldi demek. Savcı Bey, yoksa sizin için halı, kilim, koyun postu falan mı getirseydim? Başlatma imdi medeniyetinden. Bu hakareti kabul etmeyiz biz. Tahtından iniver de karşılıklı oturup konuşalım. Ben barış yapacağımızı umuyordum ama. Bu şekilde barış konuşulmaz. Hah, tam Türk beyine yakışır bir hareket oldu bu. Sen Türk beylerini ne berlersin Nikola? Ha? Senin rüyanda bile göremeyeceğin Çin hükümdarlarıyla senin o böbürlenip durduğun Kaiserlerle bin defa savaşıp bin defa barış mühürledik biz. Türklere bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum Savcı Bey. Yani tarihteki bütün bu büyük devletleri sahipleniyorsunuz ya. Güzel. Beyler. Kayı beyleri. Sizin karşınızda Roma Tekfuru var.
Kayıbeyleri ha. Kayıbeyleri. Sen Oğuzların hikayesini bilir misin Nikola? Tarih severim Dündar Bey. Bilirim de. Unutmayın ki bütün bir tarih romanın şehirlerinde yazıldı. Köstebek gibi kuytularda yaşayıp eli pusat bile tutmayan halkı esir edip adına da tarih dersiniz siz. Çin'den te Roma hududuna kadar Türkçe konuşulur. Neden bilir misin Nikola? Çünkü o toprakları atalarımız fethetmiştir. Şu oturduğun kaleyi dahi fethettik. Nikola, geri aldırmayasın. Siz savaş mı istiyorsunuz? Savaş mı istiyorsunuz? Şimdi bize ateş lazım. Türkler yardımseverdir. Ateş istesen verir. Bir, Kuluca Hisar'ın benim emrimde olduğuna dair anlaşmanın altına mühür basacaksınız. İki, Kuluca Hisar'a saldırmayacağınıza dair namusunuz ve şerefiniz üzerine ant içeceksiniz. Bu, başka türlü sizden nasıl emin olabilirim ki? Böyle bir anlaşma olamaz. Savcı Bey, İçinde bu maddenin olmadığı bir anlaşma, anlaşma olmaz. Hayır yani istediğiniz zaman buraya saldıracaksanız eğer, anlaşmanın manası ne? Ve Osman, bir daha bu kaleye gelmeyecek. Ne gece ne gündüz. Ne avludan, ne de kapıdan, ne gizli geçitten, ne de aleni şekilde. Anladınız mı? Ne oldu? Osman'ı nasıl zapt edeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Bu bizim meselemiz Nikola. Hayır, doğru değil. Bu bütün bir romanın. Türk hududunda yaşayan herkesin meselesi Savcı Bey. Osman bir asi. Bana bak Rum tekfuru. Kardeşim hakkında laf edemezsin. Hele benim yanımda hiç edemezsin. Tamam. Hayır yani ben Osman'ı bu kadar çok sevdiğini bilmiyordum ki. Lafı dolandırmanın manası yoktur şimdi. Lakin anlaşmaya şu maddenin ilave edilmesi icap eder. Rum tarafı herhangi bir Türk mülküne karşı saldırıya geçerse bu madde geçerliliğini kaybedecektir. Türk mülkü.
Ne demek bu? Çok geniş bir tabir bu. Kolay gelsin Demirci. Buyur Asım. Ateşe ihtiyacım var. Demek ateşe ihtiyacım vardır. Osman. Söğüt benim şehrimdir. Ziyarete gelmeden önce benden izin isteyeceksiniz. İzinsiz gelmeyi senden öğrendik Osman. Madem ki misafirsin, o vakit ilk hamleyi sana desin. Zevkle. Hey! Hey! O delikli fışıyla sen ne yapıyorsun? Yerleri mahvettin. Ateşle temizlerim. Nasıl? Hey! Nereye gidiyorsun? Kandili geri ver. Sana diyorum. Kandili geri getir. Sana her şeyi temizleyeceğim demedim mi? Hmm.
Seni özlemişim Bamsı. Geçen sefer kaleden beni aldın çıktın Osman. Peki bu sefer esir abini ve emmini kim kurtaracak? Köpekler. Kaleden seninle çıktım. Esirlerimi kurtardım. Şimdi de seninle girip emmimle ağabeyimi kurtaracağım. Beyim, beyim! Yap şunu! Hayır! Osman Bey, bundan sonra gözün arkada kalmasın. Var olasın yiğidim. Adını bağışlayasın. Adım Gence Bey'dir. Osman'a sordum. Dedim ki, sen buradan dedim nasıl çıkacaksın? Ne dese beğenirsiniz? Dedi ki, bir kurdun dedi, koyun ağlından çıktı gibi çıkacağım dedi. Dayanın bir dayanasın. Seni geberteceğiz. Dündar Bey, söylediğini yaptı da biliyor musun? Dündar Bey, gerçekten çok güzel oldu. Öyle bak. Geberteceğiz. Dayanasın emmi. Dayanasın. Dündar Bey, emin ol. Daha iyi olacak. Gerçekten daha iyi olacak. Ben seni sonsuz köpek. Evet. Bunu ne hesabını soracağız? Bunu ne hesabını soracağız? Dayan emmi. Dayanasın emmi.
Emmi! Emmi! Emmi? Yok! Emmi burada! Çok güzel oldu. Bak, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bak, evet. Bunu biraz buradan sıkmak lazım ama. Evet, bak. Bak, buradan çıktı. Tamam, güzel. Biraz da buradan çıkartalım. Çok güzel. Şimdi buraya biraz da böyle sana özel. Heykel sanatını çok seviyorum. Evet. İnanın daha iyi durumdasınız şu an. Bak. Evet. Bana müsaade edesin Osman Bey. Obama geleydin, misafirim olaydın. Bu aralar başın çok kalabalık. Bir gün soğuk ayranınızı içmeye gelirim. Eyvallah, beklerim. Emmimle ağabeyimin Kulucahisar'da olduğunu söyler. Bamsı Bey nerededir? Osman'ım, Osman'ım. Bak hele. Bak. Hey maşallah. Bak yolda kime rastladım. Zerkutay. Bamsı Bey. Söğüt'te yapılacak iş kalmamıştır. Yekine evlat. Nikola fenalık yaptı gene değil mi? Herkes iyi bildiği işe eder. Evlat, sen ne edeceksin? Ben Kulucahisar'a gideceğim. Ne o Flatios? Yoksa sıkıldınız mı benden? Ha? Size dediydi. O kaleye daha da sık geleceğim. Ta ki siz oradan çıkıp gidene dek. Hepiniz yanlış yoldasınız. Bugünün işi Söğüt'tür. Kulucahisar yarının işi. İnegöl ise daha sonranın. Peki ben İnegöl'ü alırsam Nikola tutunabilir mi Kulucahisar'dan ha? Sen İnegöl'ü düşüremezsin. Olan yalnızca ağabeyime ve emmime olur. Müdafaa etmeye çalışırken bile haddini aşarsın Osman. Sen koyun ağlına giren kurt misali Kulucahisar'a girip çıktıysan biz de gerektiğinde aslan kesiliriz. Ceylan sürüsünü vurup çıkarız. Ben Söğüt'e gideceğim. Varsın yavlak yine göle gitsin. Siz de Nikola'nın tuzağına düşün. Osman. Osman haklı çıktı yine. Bizi oyuna getirdi soysuz. Temaşayı başından beri bilirmiş itin böyle. Lakin bu kadar kolay olmayacak hem de. Kellemizi almadan onun boynunu kıracağım. Korkacak. Neyimiz var ki yeğenim?
Biz Türkler şöyleyiz, böyleyiz. Sevgili kayıbeyleri, aslında neyi beklemem gerekiyor biliyor musunuz? Söğüt'ün yanıp kül olduğunun haberini kendi kulaklarınızla duymanızı. Ama galiba dayanamıyorum. Gündüz. Babam. Oğlum. İçimde kötü bir his var Abdurrahman Gazi. Bizimkiler dönüyor. Flatios da yaralı. Flatios yaralanmış. Kapıları açın. Kapılar. Nikola'nın askerleri geçitleri tuttuğunda bir kükremeniz yetecektir. Kardeşiniz o kapıyı kırar, sizi yine kurtarır. Yaşıyor, yaşıyor. Hala yaşıyor.
askerlerine diyesin. Hepsi dursun. Eğer bu meşaleyi fıçıya sokarsan kaleyle birlikte hepimiz havaya uçarız. Durun! Dur! Durun! Nikola! Nikola! Olsun o. Emmimle ağabeyimi serbest bırakasın. Serbest bırakasın. Bu zalim ya Türkiye boyun eğecek ya da Türkiye boyun eğecek. Ha, 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 ha.